Ramazan, İslam'ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını, tüm cüreyin içtenlikle kendisiyle yüzleştiği, kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın önemini insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Kalp birliğinin perçinleşmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Peki biz neden bu akşama engelsiz iftar programı dedik? Ona biraz değinmek istiyorum. Günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak, yürüyememek ya da yüreklerde değildir. Hem ülkemizde hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu kabul görmüştür. Yani sizler bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsanız, sokaklarda kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsanız, toplu taşıma araçları size uygun olmadığı için park ediyorsa ve siz ne yapacağınızı bilemez duruma düşüyorsanız, işe girmek istediğinizde reddediliyorsanız, insanların sen bunu yapamazsın cümlesine maruz kalıyorsanız, asıl engel burada demektir. Yani asıl engel hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve sen bunu yapamazsın şeklinde ortaya çıkan ön yargılardır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını hep birlikte sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken bu güzel akşamda sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyor ve hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Tutmaz dizleri, yolu izleyip mesleği.
Aleyhisselam buyurdu ki, dikkat edin, öyle bir et parçası var ki vücudunuzda, küçücük bir et parçası sol yanınızda, adı kalp. Eğer o doğruysa, dürüstse, düzgünse, bütün vücut doğru ve düzgün. Ama o et parçası doğru, düzgün ve düzgün. Dergahımız ümitsizlik dergahı değil. Gönülden nefreti söküp at da gel. Tövbeyle aşk ateşini tekrar yak da gel. Ümitsizlik yok, yense düşmek yok. Hakkın rahmeti her şeyden de çok, her şeyden de çok. Rabbim güç kuvvet versin. Bu güzelliği uzun seneler inşallah beraberce paylaşmış olalım. Rotterdam Din Hizmetleri Ateşimiz sevgili Ali Parlak hocamızı o güzel almışlarınızla mikrofona davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Muhammed'in ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli büyükelçim, sayın başkonsolosum, yakından uzaktan böyle güzel bir derneğimizin davetine icabet eden kıymetli katılımcılar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Beyaz Ay Derneği ile yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Bizleri gerçekten çok büyük bir mağduriyet yaşayan kardeşlerimizle buluşturduğu güzel programlar da yaptılar. Bu vesileyle ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu derneğimizi güçlendirmenin, bu derneğimizle beraber faaliyet yapmanın, bizleri mağdur kardeşlerimize ulaştıracağına inanıyorum. Bu vesileyle tekrar katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gecemiz mübarek olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hem gönlünü açtı, hem kapısını açtı bizlerle birlikte. Programlarda oldu. Çok yardımcı oldu. İnşallah hocam sizden sonraki gelen de sizin kadar bize yardımcı olur. Bizimle beraber manevi desteğini eksiltmez. Küçük bir hediyemiz var size. Destekleriniz için şöyle. Alkışlarımız hocamız için. Teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürler. Kalan ömrü de bereketli olsun diyoruz. Rabbim güzel hizmetler, güzel işler, bereketli işler nasip etsin. Sayın Büyükelçim, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, Beyaz Ay Derneğimizin güzide yöneticileri,
bütün vatandaşlarımız buraya katılım gösteren sevgili Sikidamlılar veya Rotterdamlılar, artık bugün kimler geldiyse, bütün misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ben de çok kısa bir iki cümle sarf etmek isterim. Öncelikle pandemi arası verdik 2 yıl. Hakikaten özlemişiz birbirimizi, bunu fark ettik. Bir araya gelmeyi çok özlemişiz. Ve bu özlemi gideriyoruz bu mübarek ayda. Allah herkesin tuttuğu oruçları, yaptığı ibadetleri kabul etsin bu vesileyle, öyle söyleyelim. Ben bir de hazır mikrofonu bulmuş iken iki önemli duyuru yapmak istiyorum sizlere. Birincisi, bizim başkonsolosluğumuzda, temsilciliğimizde bir aile ve sosyal hizmetler danışmanlığı hizmeti başlatıyoruz. Bunu uzun süredir tasarladık, planladık ve nihayet hayata geçirdik devlet büyüklerimizin de desteğiyle. Aile ve sosyal hizmetler danışmanı ne yapar? Size pedagojik konularda, çocuk aile konularında, psikolojik bir takım konularda, çocuk eğitimi gibi konularda, yani buna, bu ve buna benzer konularda size danışmanlık hizmeti sağlar. Hollandaca diliniz zayıf olabilir. Her şeyi herkese anlatmak istemiyor olabilirsiniz ama gelip bize anlatabilirsiniz. Çünkü sizi dinleyecek birileri var ve bütün bilgileriniz bizde kalır. O anlamda da ayrı bir avantajınız olduğunu da ifade edeyim. Lütfen buna ihtiyacı olan, bu alanlarda ihtiyacı olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bu bilgiyi iletiniz. İkinci bir önemli duyurum da şu, fazla vaktimizi almıyorum umarım. Pandemiden önce gençlerimize yönelik bir takım faaliyetlerimiz vardı, söyleşi faaliyetlerimiz. Pandemi bittikten sonra tekrar başlatıyoruz bunları. 11 Haziran'da bir öğretim üyemizi başkonsolosluğumuzda misafir edeceğiz, ağırlayacağız. Gençlerimizin de lütfen bu programa iştirak etmesini rica ediyoruz. Konumuz yapay zeka olacak. Yapay zeka ve teknoloji, bunun önemi. Son olarak da her zaman söylediğim bir hususu tekrar etmek istiyorum. Başkonsolosluğumuz sizin ikinci evinizdir. Bunu gerçekten kalben samimi bir şekilde söylüyoruz. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz randevu istemeden, almadan beni ziyaret edebilirler. Yeter ki bir toplantım olmasın, yeter ki bir meşguliyetim olmasın, kapım onlara randevusuz bir şekilde açık. Kadınlarımız ve gençlerimiz, onları özellikle söylüyorum. Ve sözü daha fazla uzatmıyorum. İftara da az kaldı. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Aynı şekilde değerli misafirlerimiz, Aytaç Bey'in de son dönemi. Maalesef üzülerek söylüyorum, bizi terk edip gidecek. Kendisi de gerçekten çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir bürokrattı. Başkonsolosumuzdu. Kendisini samimiyetimle söylüyorum, özleyeceğiz. Bunu belirtmek istiyorum hem yönetimim adına hem de kendi adıma, şahsım adına. Ve ufak bir hediyeyle kendisini şey yapacağız, yerine uyduracağız. Evet, bu düşünceli davranıştan dolayı da Beyaz Ay Hollanda Derneğimize ben sizlerden bir alkış istiyorum. Marifet intifata tabidir, değil mi? Çok değerli gönül dostları, ben de huzurlarınızda bu güzel geceyi organize eden, birlikteliğimizi toplumun her kesimine yaymaya çalışan Beyaz Ay Derneği yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca destekleyen iş insanı arkadaşlarımıza da gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Az önce başkonsolosumuzun söylediği gibi 2 yıl koronadan dolayı bir araya gelemedik. Geçen dönemlerde, yani 2 yıl öncesinde gene hatırlıyorum, burada çok güzel bir organizasyon vardı. Ve Beyaz Ay Derneği, o zaman başkanı belki şimdi tekrarlayacaktır, çok güzel programlar hazırlamaya başlayacaktı. Çok güzel projeleri vardı. O projeler de maalesef kesintiye uğradı. İnşallah şimdi bu korona belası bittikten sonra değerli Beyaz Ay Derneği başkan yöneticileri bu güzel kardeşlerimize yeni projelerini hazırlamaya ya da var olan projeleri yerine getirmeye devam ederler.
Tabii koronadan sonra başka bir sıkıntıyla bu sene Ramazan'ı karşıladık. Hemen komşumuzla olan iki ülke arasındaki savaş her açıdan ülkemizi, insanlığı ve bütün dünyayı etkisi altına aldı. Birincisi tabii insanlar ölüyor. Savaş çok kötü bir şey. Allah bizlerden uzak tutsun. İkincisi tabii zaten ekonomik sıkıntılar bütün dünyada vardı. Bu ekonomik sıkıntılar şimdi enerji fiyatlarında olsun, gıda fiyatlarında olsun daha şimdiden kendini göstermeye başladı. İnşallah bir an önce bu sıkıntı sona erer de bir an önce dünya ekonomik olarak nasıl bir çare bulacağına karar verir ve bizleri bu geçim sıkıntılarından kurtarmış olur. Ramazan ayının son 10 gününe girdik. Son 10 günde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi var. Allah inşallah Kadir Gecesi'nden, onun feyizinden yararlanmayı hepimize nasip eder. Ve daha sonra inşallah hep birlikte bu güzel birlikteliklerle, toplumumuzun gösterdiği bu birlik beraberlikle bayrama ulaşırız. Ben şimdiden Kadir Gecenizi kutluyorum. Bayramınızı kutluyorum ve nice Ramazanlara hep birlikte birlik beraberlik içerisinde gireriz diyorum. Hayırlı iftarlar olsun, hayırlı Ramazanlar olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Başkanımızın bir hediyesi var, buyursunlar. Sayın Büyükelçim, size çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi aramızda olacaktı, Ayşe Hanım. Ama maalesef rahatsızlığından dolayı gelemedi. Kendisine Büyükelçimiz aracılığıyla çiçek takdim edeceğiz. İnşallah hem selamlarımızı hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çiçek Şaban Bey değil, değil mi? Şaban Bey de benim yaptığım gibi yaparsa bana da programda çiçek hediye ettikleri zaman eve gittiğimde çiçek getirdim diyordum. Elim boş gelmedim. Söylemiyordum bana verdiler diye. Güzel oluyordu yani. Evet. Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz. Yaz yüreğine yaz, beni de yaz. Dünyayı verseler değişmem sana. En büyük sevda kırmızı beyaz. Meryem'e özel bir alkış gelsin. Ay yıldızlı bayraklı Meryem'e. Yüreğimden öpüyorum Meryem. Yaşa Meryem. Mehmet'im. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. İçin oruç tuttuk. Senin verdiğin bu güzel nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Rabbim tuttuğunuz oruçları makbul ve kabul eylesin. Afiyet olsun. Abi, şunu altınızda alın. Masaya girip sefemi biraz. Burak'ımızı, ne güzel isim.
Burak'ınız. Beş mi çıktı? Burak nerelisin sen? Memleket neresi? Burada. Kaç yaşındasın? 11. Hangi takımı tutuyorsun? Hadi Galatasaray diyormuş. Galatasaray mı? Değil mi? Milli takımı tutuyorum diyor. O zaman genel bir alkış alalım şöyle. Hediyesini de veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Özlem Doğa. Bir numara Özlem için. Özlem'e büyük bir hediye veriyoruz. Yemek yemedi mi cemaat ya? Hiç ses çıkmıyor. Kırmızı! Olacak gibi ümitliyim ben. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! En güzel ülke! Türkiye! En güzel ülke! Türkiye! Allah'ınıza kurban! Beyaz Ay şarkısı diyoruz efendim. Haydi Mehmet'im! Engelsiz bir dünya, körpecik yürekler, o körpecik melik yüreklerde dev sevdalar, dev aşklar. Beyaz ay, beyaz ay, beyaz ay, beyaz ay, beyaz ay, beyaz ay. Evet, yavrularımıza feda olsun. Bir değil, böyle bir şarkı feda olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp da aramıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Bize, Uluslararası Demokratlar Birliği Hollanda Bölge Başkanımız Hasan Teknen Bey'e adını sayamadığım, Allah aşkına gönül koymasın. Çünkü siz gönül insanısınız. Ben hatırladıklarım...
Evet, öncelikle ben uzaktan yakından teşrif eden bütün misafirlerimize, büyüklerimize, STK başkanlarımıza, basın mensuplarımıza, bütün engelli dostlarımıza, yakınlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu akşamı oluşumunda büyük katkısı olan sponsorlarımıza da çok teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir akşam oldu. Engelli engelsiz hep bir arada coşkuyla bir iftar programı yaptık. Bizim amacımız da buydu. Herkesi bir araya toparlayarak farkındalık yaratmaktı. Gönüllerince hem eğlendiler hem coştular. Birlikte iftar programı yaptılar. Çok güzel bir akşamdı. Diyecek başka bir söz yok. Yani bir dahaki programlarda inşallah tekrar yine bu coşkuyu yaşamak düşüncesiyle, yaşamak dileğiyle diyorum. Herkesi Beyaz Ay'ı kucaklamaya ve Beyaz Ay'ında bütün Beyaz Ay dostlarını kucaklamaya davet ediyorum.